Sevgili ikizler burçları, sevgili başak burçları, bugün 4 Ağustos Çarşamba. Sizlerin haftalık yıldızlamesine bakacağım. Artık yavaş yavaş oturmaya başladı. Çarşamba günlerini Merkür gezegeni yönetiyor ve çarşamba günlerinin sahibi biliyorsunuz Merkür gezegeni. Merkür de hem ikizler burcunun hem başak burcunun yönetici gezegeni. Kısacası ikizlerin ve başakların günü çarşamba. O yüzden çarşamba günleri mutlaka dostlarım Merkür saatinde başlayın. Sabah erken saatlerde başlayın. Şimdi önce ikizler burcunun yıldızlamesini yorumlayacağım. Daha sonra da yine Merkür gezegeni etkisindeki başak burçlarını yorumlayacağım. Artık öğrendiniz. Çarşamba hem ikizlerin hem başakların günü. Perşembe Jüpiter günü. Hem yayların hem balıkların. Cuma Venüs günü. Güzeller güzeli terazilerin ve boğa burçlarının günü. Cumartesi günü Satürn günü. Adı üstüne Satürn Bey. O da hem oğlakların hem kovaların günü. Pazar Şems günü, güneş günü ve pazar gününü ne yönetiyor? Aslan burcu yönetiyor. Aslan burçlarının. Pazartesi yengeç burçlarının, salı koçtaşlarım ve akrep burçlarının. Sevgili dostlarım. Çarşambadayız. Diğer dostlarım ister izlesinler ister izlemese. Bazen soruyor. Canan Hanım işte ben ay burcum ikizler, ay burcum başak izleyebilir mi? İzleyebilirsin. Yükselen Başak da izleyebilir, Ay burcu Başak da izleyebilir. Yükselen ikizler de izleyebilir, yükselen Ay burcu ikizler de izleyebilir. Şimdi geliyorum ikizler burçlarına. 4 Ağustos 11 Ağustos arası biraz sonra yorumunuzu yapacağım. Şimdi bugün 4 Ağustos ve Ay ikizler burçlarında. Na-na-na-na. Coşuyorsunuz, taşıyorsunuz. İç dünyanızda belki biraz kargaşa da olabilir. Çünkü Mars'tan bir kare etki var. Bazı maddi kayıplar olabilir. Bazı dedikodular olabilir. Ama yine de gökyüzü seni destekliyor. Şimdi ikili ilişkilerde kavgalara dikkat edin diyorum. Sevgili ikizler burcu. İkili ilişkilerde kavga olmasın. Böyle siz yüce gönüllü olun. Siz böyle fedakar olun. Fazla İşte lafa söze karışmayın. Bir geçici dönem bu. Bu geçici bir dönem. Hafif tartışmalar olabilir. Ama siz düşlerinizi gerçekleştirme fırsatı bulacaksınız. Hiç merak etmeyin. Ayrıca böyle gerginlik, sinirlilik durumlarınız olabilir. Hafif çünkü Başak Burcu'nda sevgili arkadaşlar Venüs var, Mars var. Kare açıyla etkiliyor. Kısacası yani zıtlaşmalar çok olur ikili ilişkilerde, aile ilişkilerinde, evde zıtlaşmalar çok olur. Onlara karşı dikkatli olun. Partnerde ya da arkadaşlık ilişkilerinde bir kapris, bir kompleks, bir üstünlük falan sağlama, bir güç dengesini kurma gibi olaylarınız olabilir. Onlara karşı dikkatli olun diyorum. Şimdi okuyorum yıldızlamenizi. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ales selastellezine ulifu hatta iza dakat aleyhimul ardu bima rahubet ve dakat aleyhim enfüsühüm ve zannu el la melce minallahi illa ileyh sümme tabe aleyhim li yetubu inallahi hüvel tevvabur rahim. Şimdi burada diyor ki sevgili dostlarım yıldıznamenizde çıkan Tevbe suresinin bir ayeti 118. ayeti diyor ki Allah Tebük savaşından geri kalan 3 kişiyi bağışladı. Çünkü o derece bunalmışlardı ki yeryüzü bütün genişliğine rağmen onlara dar gelmeye başlamıştı diyor. Vicdanları da kendilerini sıkıntıya sokmuştu.
Allah'tan kurtuluşun ancak Allah'a sığınmakta olduğunu anlamışlardı. Sonra Allah onları tevbekar olmaya muvaffak kıldı da tövbelerini kabul buyurdu. Şüphesiz Allah tövbeleri çok kabul edendir, çok merhametli olandır sevgili dostlarım. Siz yeryüzündekilere merhamet ediniz ki Allah da size merhamet etsin. Hadisi şerifini hatırlatırım. Hayvanlara, canlılara merhamet edelim dostlarım. Ve üretkenliğimizi koruyalım. Bu hafta üretkenliğimizin olduğu bir haftadan geçiyoruz. Bağışlanacaksınız. Belki yanlışlar yaptınız. Hani bir işi başaramadınız ama bu hafta başarıyı elde ettiğinizi görüyorum. En umulmadık zamanda özellikle ve özellikle bakınız cuma günü ya da pazartesi günü, önümüzdeki cuma ve pazar günleri size çok güzel sürprizler bekliyorum sevgili dostlarım. Ve bazı ikizler burçları ev alma ya da bir mülk edinme gibi olayları ard arda gerçekleştirecekler. Bir enerji yüklemesi yaşayacaklar. Farklı yollara gittiklerini görüyorum. Uzaklardan gelecek haberle beraber eğlenebilirler, neşelenebilirler. Kesenizin, kasanızın bereketle dolduğu bir haftaya giriyorsunuz dostlarım. Yaratıcılığınız çok ön planda, mesleki anlamda yükseliş var. Mesleki anlamda yükseliş var ama önünüze de satürnyen insanlar çıkabilir. Kısacası sizi kısıtlayan olaylarla karşılaşabilirsiniz. Onlara dur demelisiniz. Gerekirse kendinizi savunun. Hatta tartışmada ses yükseltilebilir. Önemli değil. Yeter ki kendinizi savunun. Çünkü kıskançlık enerjisi var ve sizi çok zora sokacak insanlar olabilir. Onun dışında, yani bunlar kıskançlık dışında, yükselişiniz var. Sinir stres sıkışması sonucu belde bir rahatsızlık olabilir. Ayaklarda bir şişlik olabilir. Bunları da kısa sürede atlattığınızı görüyorum. Komşuluk ilişkilerinde çok şanslısınız. Kuzenler ve yakın akrabalarla bir yerlere gezmeye gidebilirsiniz. Ve hayatınızın kontrolünü aldığınız bir haftadasınız sevgili ikizler burçları. Aynı zamanda şöyle bir şey var. Aydan aldığınız etkiyle beraber, hani hafta çarşamba sizin gününüz ya, çarşamba günü ay ikizler burcunda, aydan aldığınız etkiyle sevgili dostlarım kendinizi, iç dünyanızı yeni dinamikler, yeni oluşumlarla bulabilirsiniz. Yeni oluşumları yaratabilirsiniz. Yaratım sürecinden geçiyorsunuz. Bazı dostlarım iş görüşmesi yapacaklarsa çarşambayı ve perşembeyi kullansınlar. Yani 4 Ağustos ve 5 Ağustos iş görüşmeleri için oldukça iyi günler. Bir de etrafınızdaki yalancı insanlara dikkat edin. İkiyüzlü ve yalancı insanlar olabilir. Ama yani siz onları zaten hissedeceksiniz sevgili ikizler burçları. Böyle bir de dostlarım, bu ara çok titizsiniz, çok dakiksiniz. Yani fazlaca yoruyorsunuz kendinizi. Biraz durup dinlenmenizde fayda olduğunu düşünüyorum. Bu haftaki uğurlu renginiz sarı ve turuncu ikizler burçları. Sarı size canlılık katacaktır. Aslan burcundaki güneşle bütünleşmenizi sağlayacaktır. Turuncu da ikinci çakrayı çalıştıracaktır. Üreme ile ilgilidir. Yumurtalıkların şifalanması için, böbreğin şifalanması için gereklidir. Uğurlu sayınız 3 ve 13. Aynı zamanda 23. 3 ve hani 3 ile biten sayılar uğurlu sayınız bu hafta boyunca. Ve 336 yağ musavvir çekeceksiniz bütün bir hafta boyunca. Yağ musavvir tasvir etmekten gelir. Tasvir etmek şekil veren anlamındadır. Rabbin şekil vermesi adını taşır. Hamile kalmak isteyenler 336 yağ musavvir çeksinler. Çok güzel bir çocukları olur. Veya dostlarım güzel bir vücuda sahip olmak isteyenler, incelmek isteyenler, güzel bir yüze sahip olmak isteyenler 336 yağ musavvir çekebilirsiniz. Başak burçlarına geliyorum sevgili dostlarım. Bakalım Başak burçlarını neler bekliyor?
Evet. Başak burçları dostlarım bilinçaltını böyle fazla kurcalıyorlar. Uykusuzluk çekebilirler bu hafta boyunca. Uykusuzluk olabilir, huzursuzluk olabilir. Aynı zamanda iç dünyalarında bir kargaşa yaşayabilirler. İlişkilerinde gizli düşmanlara karşı çok dikkatli olsunlar. Şimdi çok dikkatli olmaları gereken bir süreçten geçiyorlar. Adeta sevgili arkadaşlar böyle bir sınanıyorsunuz. Adeta sınanıyorsunuz, bir imtihanda gibisiniz sevgili arkadaşlarım. Dikkat edin, tek başına çalışma yapma. Hata yapabilirsin, uykusuzluk çekiyorsun, huzursuzluk çekiyorsun. Bir de bir hastalık olayınız olabilir, hastanelerle uğraşabilirsiniz, bir yakınınızın hastalığıyla uğraşabilirsiniz. Psikolojik anlamda sıkıntılı bir haftaya işaret ediyor. Yani size zulmedenler olur, zulmedenler olabilir ve aynı zamanlarda kibirli insanlarla karşılaşabilirsiniz. Fakat daima güçlü olduğunuz için, mantıklı olduğunuz için kendi yolunuzu kendiniz çizeceksiniz. Kimsenin akıl hocalığına ihtiyacınız yok. Çünkü siz aşırı derecede zeki bir Başak burcusunuz. Onu söylüyorum sevgili dostlarım. Evet. Şimdi sizin yıldıznamenize baktık da dostlarım. Evet. Ve Bismillahirrahmanirrahim. Velekat ateyna Davuda ve Süleyman'a ilme. Ve kâlel hamdü lillâhillezi ve dalâna âlâ kesirin min ibâdihil müminin. Ve verirse Süleyman'e Davud'e ve kâle ya eyyühen nâsu ullimina min tekat tayri ve utina min küllü şey inne hâza ve hüvel fadlül mümin. Ve huşira li Süleymane cunuduha minel cinni vel insi ve tayr ve hum yüzeun. Hatta iza etem ala vadin nemli kalet memletu. Ya eyyühen nemlutkulu mesakineküm la yahtmenneküm Süleymanu ve cunuduhu ve hum la yeşurun. Şimdi aziz dostlarım size şunları söylüyorum. Bir kere okuduğum ayetler Neml suresinden ve Neml suresi bizim Hazreti Süleyman'ın, Hazreti Davud'un, Hüthüt kuşunun anlatıldığı bir suredir. Kısacası bilinçaltımıza ve rüya alemine dalmamızı sağlayacak. Rüya aleminde türlü türlü soruları cevaplamamızı, tüm sorunlarımızı çözmemizi sağlayacak ayetleri okudum. Anlatacağım size tek tek. Dostlarım, bu aralar Neml suresini okumanızı öneririm. Ya da YouTube'u açın, dinleyin. Çünkü rüyalarda mesaj alacak sevgili Başak burçları. Rüyalarınızda aldığınız mesajla çok önemli bir işe koyulacaksınız. Ticari girişimlere koyulacaksınız. Onu söylüyorum. Şimdi burada diyor ki 15. ayette yemin olsun ki Davud'a ve Süleyman'a biz ilim verdik. İkisi de hamdolsun ki Allah'a ki bizi mümin kullarından birçoğunun üzerine üstün yaptı dediler. Ve Süleyman Davud'a varis olup ey insanlar bize kuş dili öğretildi. Hem bize her şeyden verildi. Şüphesiz ki bu apaçık bir lütuftur. Hem Süleyman'a cinler, insanlar ve kuşlardan ordular toplandı ve bunlar düzenli bir şekilde bölükler halinde sevk ediliyordu. Hatta karınca derisi üzerine vardıklarında bir karınca şöyle dedi. Ey karıncalar, haydin yuvalarınıza girin, Süleyman ve ordusu sizi fark etmeyerek kırıp geçirmesin. O söz üzerine gülercesine tebessüm ediyor Hazreti Süleyman. Diyor ki ey Rabbim beni nefsime hakim kıl ki bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim.
ve razı olacağın iyi bir amel yapayım ve beni rahmetinle salih kulların arasına girdir. Bir de kuşları araştırdı da, bana ne oluyor, Hüdüd'ü görmüyorum, yoksa kayıplara mı karıştı? Elbette ona şiddetli bir azap ederim veya boynunu keserim veya bana muhakkak ki açık ve kuvvetli delil getirir. Çok geçmeden Hüdüd gelip, ben dedi senin bilmediğin bir şeyi öğrendim. Sebe'den sana çok doğru ve çok önemli haber getirdi. Çünkü bir kadın buldum, onlara hükümdarlık ediyor. Kendisine her şeyden verilmiş azametli bir tahtı var. Onu ve kavmini buldum ki Allah'a değil güneşe secde ediyorlar. Şeytan onlara amellerini süslü göstermiş. Bu şekilde kendilerini yoldan sapıtmış da doğru yola giremiyorlar. Göklerde ve yerde gizleneni açığa çıkaran, gizlediğinizi ve açıkladığınızı bilen Allah'a secde etmezler. Allah ki kendinden başka ilah yok, ancak o büyük arşın sahibidir. Şimdi burada secde ayetini okudum sevgili dostlarım. Göklerde ve yerde gizleneni açığa çıkaran, gizlediğinizi ve açıkladığınızı bilen Allah'a secde etmezler diyor. Dostlarım, secde ayetiydi okuduğum. Arapçası da şöyle: Ella yescudu lillahillezi yuhricul habe fis semavati vel ardı ve yalemü ma tuhfinnune ma tulin. Şimdi secde ayetidir bu dostlarım. Bazı başak burçlarının istihareye yatmaya ve istihare sonrası istişare yapmaya, yani rüyamda ne gördüm, ne işaret var, kuş dili işaret dilidir dostlarım, bunu yormaya hakkı var. Mesela kimisi diyor ki ben siyah gördüm hayırsız, beyaz gördüm hayırlı. Yok böyle bir şey. Siyah görürsün de derinliği olur. Beyaz görürsün de, mesela kar görüyorsun beyaz, ama kar rüyada soğukluk getirir. Uzak dur diyor. Bereket var ama sonunda sen insanlarla kötü olacaksın. Rüya ilmi Hazreti Süleyman'a verildi. Hazreti Daniel Aleyhisselam'a verildi. Kısacası iki rekat namaz kılın. Dostlarım, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece olabilir. Pazarı Pazartesi'ye bağlayan gece olabilir. Kılın namazınızı iki rekat. Ve her bir rekatta 11 tane Kevser olur. 11 kez okuyun, yatın, niyet edin görmek istediğiniz konuyla ilgili. Rabbim apaçık size deliller gösterecektir. Bir gece göremezsiniz, ikinci gece bir daha, üçüncü gece bir daha deneyin. Mutlaka görürsünüz, ya da Allah duru görü, duru işitiyle sana mesaj verir. Bu aralar sıkıntın var sevgili Başak Burcu, seni namaz kurtaracak ve hislerin kuvvetlenecek. Namaz. İster istihare namazı kıl, istihareye yat. Yok istemem ben diyorsan öğlen namaz kıl, akşam namaz kıl. Bu haftayı namaz ibadetiyle geçir. Sıkıntılarını atlatacaksın. Ve başak burçlarının rengi, uğurlu rengi bu hafta açık mavi. Çünkü sakinleşmeye ihtiyaçları var. Ve kısmete, berekete ihtiyaçları var. Mavi Jüpiter'in rengi. Yani açık mavi giysinler. Harekete ihtiyaçları var. Akla, mantığa ve böyle matematik zekasına ihtiyaçları var. Uğurlu sayılarınız 5 ve 5'in katları. 5, 25, 105, 55, 35. Yani sonunda 5 olanlar ve mesela 5 kere 5, 25, 7 kere 5, 35 gibi. 5'in katları ve 5 uğurlu sayınız bu hafta. Dostlarım, benden yıldızname bakımı isterseniz WhatsApp numaram 0546-481-3506'dır. Allah'a emanet olun. Sevgili Başak Burçları, güzel bir hafta olsun inşallah.